Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bi adedi zerrati kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nurdan Vecizeler programımıza devam ediyoruz. Birinci vecizemiz: küfür çendan bir seyyedir. Fakat bütün kainatı kıymetsizlikle ve abesiyetle tahkir ve delail-i vahdaniyeti gösteren bütün mevcudatı tekzip ve bütün tecelliyat-ı esmayı tezif olduğundan bütün kainat ve mevcudat ve esma-i ilahiye namına Cenab-ı Hak kafirden şedid şikayet ve dehşetli tehdidat etmek aynı hikmettir ve ebedi azap vermek aynı adalettir. Evet, tekrar okuyacağız. Burada iki sual ne cevap veriliyor yani? Yer yer istiyoruz. Bize de geliyor bu tür sorular. Birisi, Cenab-ı Hakk'ın bu kafirden şiddet şikayet etmesi nasıl oluyor? Yani Cenab-ı Hakk sonsuz azameti, kibriyasıyla yani ufak bir kulun bir hatasına bu şiddet göstermesi nasıl oluyor diye bunu bazıların akıl almıyor. Diğer de ebedi azap. Yani kısa bir ömürde işlenen hatalara, isyanlara karşılık ebedi bir ceza vermek nasıl oluyor diye. İki ayrı sual burada cem edilmiş yani. Evet. Evet, şimdi okuyacağız inşallah. Küfür çendan bir seyyedir. Gerçi seyye kötü şeyleri deniyor yani. Hasen güzel demek. Evet. Yani hasene güzel şeyler, seyye de kötü şeyler. Ama ıslahta hasene sevap için, seyyede günah için kullanılıyor. Bunu hep mecazidir. Küfür de mesela mecazidir. Yani küfür örtmek demek. Yani hakikati perdelemek, örtmek. Mesela çiftçiye de kafir diyorlar mesela Araplarda. Tohumu ekip üstüne toprağı seriyor ya, örtüyor onu. Örtmekten dolayı kafir örten demek. Yani hakikatleri örten, perdeleyen. Hakikati gözünü kapayan manasına, o da mecazi bir ifade. Seyyede, hasenede. Şimdi küfür gerçi diyor, çenden gerçi demek. Bir kötülüktür, bir günahtır diyelim. Fakat bütün bunun şey ne? Neticesine, evet, fakat. Fakat bütün kainatı kıymetsizlikle ve abesiyetle tahkir. Tek tek şey yapacağız. Bir bu. Yani sonsuz azap çekmesine kafirin vesile olan şeyler hususunda sayıyor. Bir, bütün kainatı kıymetsizlikle ve abesiyetle tahkir. Yani kafir bütün kainatı önemsiz görüyor yani. Seyre değer, tefekküre değer bulmuyor. Bir de abesiyet. Faydasız, hikmetsiz bir şey zannediyor kainattaki bütün faaliyetleri. Her şey hikmetli olduğu halde her şey, hikmetsiz hiçbir şey yok. Değil mi? Kainat her şeyi hikmetle, ilimle dokunmuş ve ondan da rahmet, ihsan çıkmış. Ya bunları görmüyor kafir yani, görmezlikten geliyor. Böylece o zaman kainatı tahkir etmiş oluyor değil mi? Evet. Bir, ikinci. Ve delail-i vahdaniyetini gösteren bütün mevcudatı tekzip. İkinci bu. Cenab-ı Hakk'ın birliğini, delail-i vahdaniyetini gösteren, Allah'ın birliğinin delillerini gösteriyor her şey. Bütün bunları tekzip, yani yalanlıyor. Şey, daha çok müşriklere daha çok bakıyor, kafire de bakıyor ya. Allah'ın birliğine hassiz deliller varken bütün bu delilleri tekzip ediyor, yalanlıyor. O zaman bu delillere de bir karşı çıkmak oluyor, o küfür. Sonra üçüncüsü. Ve bütün tecelliyat-ı esmayı tezif olduğundan. Üçüncüsü de bu. Bütün tecelliyat-ı esmayı tezif. Tezif, zayıf görmek, basit görmek, hafife almak diyebiliriz. Tecelliyat-ı esma. Çünkü kainatta kafirin kıymetsiz gördüğü, efendim söyleyeyim, seyre değer bulmadığı şeyler var ya, eşya ve hadise. Hadise ikisi de aynı noktaya varıyor. Gerek mahlukat, gerek hadisat. Bütün bunlar Allah'ın isimlerinin tecellileri. Evet. İsimlerin tecellileri. Dolayısıyla kainat, hani Üstad böyle buyuruyor ya, hakiki, hakiki eşya esma-i ilahiyedir.
yaşayan hakikati Allah'ın isimlerine dayanıyor. Onun için kainatı ehemmiyeti görmek, tecelliyat-ı esmayı önemsememek oluyor. Oraya dayanıyor yani. Değil mi? Mesela diyelim ki mesela bir kitap okuyorsunuz mesela, orada müellifin ilmi tecelli ediyor değil mi? Evet. İlmi ha. O kitabı önemsiz görmek, o zaten ilmini önemsiz görmek yani. Oluyor. Çünkü o ilmin tezahürü. İlmin tezahürü. Dolayısıyla o kitaptaki fikirleri, bilgileri hafif almak, o zaten ilmin hafif olmak oluyor. Değil mi? Evet. Çünkü o tecellidir yani. Evet. Kitap yaprakları kağıttır nihayet. Ama orada bir ilim tecelli etmiş. Tezahür etmiş. Onu tahkir etmek, ilmi tahkir etmektir. Bir misal yani. Çünkü kainatta her şey ve her hadise Allah'ın isimlerinin tecellileri. Onları tahkir etmek ya da tezif etmek, yani zayıf görmek, ehemmiyetsiz bulmak Esma-i İlahi'ye dokunuyor. Esma-i İlahi Cenab-ı Hakk'ın isimlerine dokunulunca o nihayetsiz bir hukuka tecavüz oluyor. Nihayetsiz bir izzete karşı çıkılmış oluyor. Dolayısıyla nihayetsiz bir azaba da kesbisti, kakadır diye müstahak olmuş oluyor bu işi yapan kişi. Evet. Üç noktadan gidiyor değil mi Üstad İşe? Evet. Bu üçünden dolayı devam ediyoruz. Cenab-ı Hak. Kainat ve mevcudat ve Esma-i İlahiye namına Cenab-ı Hak kafirden şedid şikayet ve dehşetli tehdidat etmek aynı hikmettir. Ve ebedi azap vermek aynı adalet. Tabii kelimeler hep sen seçerek konulmuş yani tabiri caizse tabii. Hepsi yeri yerinde. Şimdi bütün kainat, mevcudat ve Esma-i İlahiye namına Cenab-ı Hak şekva ediyor. Ha. Kendi namına değil. Geç Esma da onun esması ama hani burada bir mesele var. Karıştırılabiliyor bazen. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın mesela zatı hiçbir şeye muhtaç değildir. Gani mutlaktır. Müstani alel itlaktır. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Hani derslerde hep örnek veriliyor ya. Ağaç meyve veriyor. Cenab-ı Hak ağacın meyvesine muhtaç olmadığı gibi güneş de ziya veriyor. Güneşin ziyasına da muhtaç değildir. İnsan da iman ediyor. İnsan imanına da muhtaç değildir. Cenab-ı Hak müstahin ıtlaktır. Ne ağacın meyvesine ne insanın meyvesine. Yani imanına, irfanına, ahlakına Allah muhtaç olmasa aşağı. Şimdi bunlar kulun işleridir. Kul da mahluktur, işleri de mahluktur. Cenab-ı Hak mahluka muhtaç olmakta münezzehtir. Ama bir amma var şurada. Üstad buyuruyor ki Esma-i İlahiye tezahür ister. Orada bazen söylüyoruz. Bilmiyorum daha önce geçti mi de. Geçirse de tekrarda fayda var. Şimdi Esma-i İlahiye'nin tezahür istemesi başka. Cenab-ı Hakk'a muhtaç olması başka. Şimdi Cenab-ı Hak mesela açık bir hakikat. Az önceki örneği verelim. Cenab-ı Hak rızıkları yaratıyor değil mi? Evet. Ağacın elle meyve veriyor bize. Yani şimdi Cenab-ı Hak meyve muhtaç mı haşa? Evet. Değil, belli işte de. Ha. Ama Cenab-ı Hak Rezzak ismini tecelli etmek istiyor. O tecelli için ne yapıyor? Ağacı yaratıyor, ağaçta meyve yaratıyor. Ve Rezzak ismini tecelli ediyor. Rezzak isminin tecelli istemesi başka, Cenab-ı Hakk'ın haşa rızka muhtaç olması başka. İsim tecelli istiyor. Değil mi? Yani tecelli istiyor, o ayrı mesele. Ha. Onun için Üstad burada özellikle seçmiş bu kelimeleri. Bütün kainat namına bir, bütün mevcudat namına, bir de bütün Esma-i İlahiye namına. Maşallah. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Kafirden şiddet şikayet ediyor. Zatı namına değil. Hı. Zatı müstahinidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Ama Esma tecelli ister. Kainat da Esma tecelli etmiştir. Sıfatları tecelli etmiştir. Değil mi? Hakikati Esma'ya dayanmaktadır kainatın. Onun kainata tahkir Esma'ya tezif olur. Esma'ya tezif hukukullah'a dokunur yani. Yani. Cenab-ı Hak da Allah muhafaza işte o tüm insanları cezalarını verir layık oldukları. Yani. Yoksa zatı haşa muhtaç denilemez, düşünülemez zaten böyle bir şey. Yani. Onun için mesela kelimeleri çok hassas seçmiş yani. Evet Cenab-ı Hak kafirden şedid şikayet ve dehşetli tehdidat etmek aynı hikmettir. Evet. Ha. Ve ebedi azap vermek aynı adalet. Sırf hikmeti aynı hikmettir yani. Çünkü hani Cenab-ı Hakk'ın azametine insanlara tehdit etmesini yakıştıramıyorlar ya. Yani hikmetsiz buluyorlar sanki. Ona cevap veriyor. Aynı hikmettir. Niye? Bu tehdit
kainat namındadır, mevcudat hesabındadır, esma-i ilahiye namındadır. Onlara tecavüz edilmiştir. Efendim, onlar namına bu şikayet yapmaktadır. Onun için hikmetsizlik yoktur ortada. Bir, ikincisi ebedi azap vermek aynı adalettir. Kısa bir ömürde ebedi azap nasıl oluyor? Ömür kısa ama cinayet büyük. İşte üç tane madde saydı Üstad. Bunlar ufak şeyler değil ki. Bir mesele ikinci vecize geçmeden şu anda söylemek istiyorum onu da. Şimdi bununla yakın ilgili Üstad'ın başka bir ifadesi var. Bu dersle ilgili. Hepimizin malumu. Buyuruyor ki yani iman insanı nasıl diyor? Cennet olarak hani insan nur-i iman ile Allah'ın iline çıkar. Cennete layık bir kıymet alır. Bura mıyım? İnsan nur-i iman ile, iman nur ile yani imanın kendisi de nur zaten. O iman nurundan çıkan ibadet, takva, salih amel bunlar da nur. Bunlar da nurun nuru yani. Öyle değil mi? Bunun tecellileri, tezahürleri. İnsan bunlarla yani başta imanla, salih amelle, takvayla bunlarla ara iyiliğine çıkar diyor. Yani manen çok yükseklere çıkar. Cennete layık bir kıymet alır. Şimdi cennet ebedi. Ama şu kısa ömürde insan imanla, amel sahiliyle oraya layık kıymet alabiliyor. Ömür kısa ama oraya layık kıymet aldın mı o kısa ömürle ebedi saadete mazhar olunabiliyor. Yani basit bir örnek insanlardan verelim. Diyelim adam işte kısa bir 4 sene, 5 sene bir siyasi bilgilerde tahsil görüyor mesela diyelim değil mi? Ortaokul liseyi sayma. Bunlar müşterik zaten bütün dallarda. Şimdi orada diyelim kaymakam olmaya liyakat kesbediyor 4 senede. Ama 40 sene valilik yapıyor mesela. Değil mi? Evet. Liyakat aldı mı ömür olsa 400 sene de yapar. Evet. O 4 senenin meyvesi ne oluyor? 40 sene oluyor. Camda ömür olsa 400 sene olabiliyor. Mesela o liyakat kesbetmek ona. Şimdi insan imanla cennete layık bir kıymet arıyor. Salih amelle cennete layık bir kıymet alıyor. Aldı mı? Aslında ebedi cennet Cenab-ı Hak onu lütfuyla gönderiyor. Şu kısa hayattan ebedi cennet kazanılabiliyor. Nasıl böyleyse küfür de bunun tersi işte. Kafir kısa bir ömürde isyan ediyor ama cehenneme eğil olacak bir vaziyete girer diyor. Vecden devamında. İman insanı nasıl yaptı? Allah ile çıkarır. Cennete layık bir kıymet alır. Küfür ne yapar? Cehennem ehil olacak bir vaziyete düşer. İnsan zulmeti küfür ile cehennem ehil olacak bir vaziyete düşer diyor. Şimdi cehennem ehil olacak hale nasıl düşüyor? Demek ki örneğin tersini alalım. İşte küfürle, şirkle, isyanla, haramla, zulümle artık öyle bir mahiyet kesbediyor ki bunun yeri cehennem. Cehennem ehil olacak hale geldi mi? Bu kısa bir zamanda oluyor ama artık oraya ehil oldu artık. O ehliyet ne cehenneme gidecek. Az önceki örneği buna tatbik ederim. Anlayabildim değil mi inşallah? Yani ömür kısa ama cennete layık olmak ve cehenneme ehil olmak kısa bir ömürde oluyor. O meyveler ebedi oluyor. İşte buraya karıştırmamak lazım. Evet. Bir de öteden zaten cennet lütuf öyle girmeyeceğiz. O başka. Evet. Evet. Yeni bir vezze. Madem küfür hadsiz hukuka bir tecavüzdür, elbette hadsiz bir cinayettir. Öyleyse hadsiz bir azaba müstahak eder. Onun devamı olmuş orada. Yani hüküm cümlesi oldu bu. Evet. Küfür hadsiz bir hukuka tecavüz. Üç maddede özetledi bunu. Evet. Bunlar hadsizdir bunlar. Evet. Cenab-ı Hakk'ın zaten Cenab-ı Hakk'ı isyan etmekle de onun mülkünde ona isyan etmekle de hadsiz hukuka tecavüz etmiş oluyor. Evet. Değil mi? Cenab-ı Hakk'ın hukukuna tecavüz etmiş oluyor. Evet. Hadsiz hukuka tecavüz, hadsiz, cinayet. Hadsiz bir cinayettir. Hadsiz cinayette ne yapar? Hadsiz azaba müstahak eder. Evet. Matematik, evet. Teklem çözer gibi. Maşallah. Gitti elhamdülillah. Akıl kalp beraber gidiyor. Evet. Akıl kalp beraber gidiyor. Evet. Yeni bir vecize. Nasıl ki küfür mevcudata karşı bir tahkirdir, terk ibadet dahi kainatın kemalatını bir inkardır. Hmm. Şimdi terk ibadet kainatın kemalatını inkar. Şimdi kainatı her şey mükemmel yaratılmış değil mi? Evet. Her şey mükemmel yaratılmış. Evet. Şimdi bir fabrika düşünün, her şeyi mükemmel fabrikanın. Evet. Değil mi? O bir mamül verdi. Şimdi o mamül bozuk oldu mu bütün fabrikaya dokunur bu. Evet. Oradaki bütün mükemmellikler
efendim söyleyeyim, bozuk bir mamülüne çevirdi mi o kainatı fabrikaya tahkir olur. Değil mi? Fabrikaya hakaret olur. Şimdi güneş çok mükemmel, deniz çok mükemmel, hava çok mükemmel, bahar çok mükemmel, ilahir. Her şey çok mükemmel. Fabrikamız mükemmel. Ondan çıktı insan. İnsan terk ibadet, Allah'a ibadet etmedi mi, isteyen yolunu tuttu mu, o zaman kainatın kemalatına zıt iş yapıyor. Kendi noksan iş yapıyor. Kainat mükemmel, kendi noksan. Şey, fabrika mükemmel, mamül noksan dedik ya. Ona benziyor yani. Ha. Çünkü kainat fabrikasındaki mükemmellik icap ediyor ki insan da ibadetsiz olmasın. İman işin başı ama değil mi? İtaat da hemen peşine geliyor ayetlerde. Amel-i salih. Amel-i salih de işlesin, isyankar olmasın. İbadet etmezse noksan bir iş yapmış olur. İmanı da olsa değil mi? Ha. Noksan iş yapmakla da kainata tahkir olur bu ustatıyor. Çünkü kainat mükemmel. Amel noksan oldu mu? İbadet olmadı mı? Terk ibadet kainatın kemalatına bir tahkirdir diyoruz. Bir manen hakarettir yani. İşte az önce vermeye çalıştık örnekle. Evet. Maşallah. Evet. Evet. Yeni bir vecize. İmansızlık başka şeylere benzemiyor. Zulümde, fıskta, kebairde birer menhus lezzeti şeytaniye bulunabilir. Şeytan lezzeti. Fakat imansızlıkta hiçbir ciheti lezzet yok. Elem içinde elemdir, zulmet içinde zulmettir, azap içinde azaptır. Azap. Dünyada da çekiyor azabı. Yani isyanda lezzet şeytani. Şeytani bir lezzet oradan. İsyandan lezzet alabiliyor. İçki içiyor mesela. Nara atabiliyor. Gören zaman diyor ki keyfinden nara atıyor. Aslında zorundan yani. Allah. Ben de. Mesela bakıyorsun içki içenlere zorla yutuyor. Bu, yüzünü bulaştırır bulaştırır. Şerbet içene bakıyorsun. Rahat rahat içiyor değil mi? Evet. Belli ya belki zorun ne peki yani? İşte orada bir lezzet menhuse var. İşte az aklını şey yapıyor böyle, uyutuyor. Aklın uyumasından da bir rahatlık buluyor adam. Aklını uyutup ustaya ediyor. Aklını temin edip uyuşturuyor. İşte ya sefaatle diyor. Sefaat ustaya öyle tarif ediyor. Yani aklı temin edip uyutmak. Değil mi? Aklı uyutmaktan bir lezzet alabiliyor adam. Olur. Ama biraz uyandı mı ne olacak? Uyandı mı yine azap bir katına daha çıkacak. Öyle de olsa diyor Üstad, o anda bir lezzet alabilir şeyden, isyandan, fıskıdan, sefaatten. Ama diyor küfürde hiç lezzet yok yani. Sırf elem. Yani ne demek yani? Sahipsizlik, ben sahipsizim. Benim sahibim yok. Çünkü kainat sahipsiz. Ben sahipsiz bir ülkenin içinde avare avare dolaşıyorum. Değil mi? Hayatın sahibi yok. Alınıyor elimden, ben de ölüyorum. Hani bir hadiseti böyle gören bir adam nasıl yaşar ya? Değil mi? Ama mümin ne diyor? Kainat Cenab-ı Hakk'ın misafirhanesi. Ben de onun misafiriyim. Dünyada alaca lezzet alıyor. Cennetin lezzetinin bir numarası mümin dünyada alıyor. Ben sahipsiz değilim. Her zaman okuyoruz ya namazda. Ente Mevlana. Sahibimiz sensin. Ente Mevlana. Ente Mevlana diyemiyor kafir. Mevlasını bilmiyor çünkü. Sahibini bilmiyor. Sahipsiz, hamilsiz bir surette usta diye bir yerde bütün dünyanın sultan dostu kaç böyle der diyor. Başka bir seresinde bu manayı biraz da açıyor. Şimdi mümin Ente Mevlana diyor. Kafir bunu diyemiyor. Sahibi yok. Sahipsiz bir adam. Bir hadise başına geliyor. Teselli edecek, sığınacak bir makamı yok yani. Bir musibet geliyor. Değil mi? Bir ölüm geliyor, bir hastalık geliyor, bir zelzele geliyor. Yani o musibetten sığınacağı bir dergah yok yani. Değil mi? Yani. Tamamen sahipsiz, hamilsiz. En büyük mesele ölüm zaten. Önünde ölüm var. Onu öyle tabir mesnedim geçiyor. Yani ölümme idamı bir adam bekledi mi, intizar etti mi? Dünyanın bütün lezzetleri sehpanın süslenmesi gibidir diyor. Sehpanın tezim üstlendirmesinden zevk ve lezzet alabilir mi ölümü bekleyen bir adam? Şimdi ölümü hiçlik bilen bir adam dünyada nasıl, ne lezzet alır?
Bir süre oyalar kendini. Yunus Emre'nin dediği gibi. Var bir de sen oyalan. O neyle oyalanır? Gençlikte bir hedef koyar kendine. Şu noktaya geleceğim. O heyecanla çalışır. O noktaya gelir. Şu daha ileri gideceğim. O heyecanla çalışır. Biraz da ileri gider. Ufukta emeklilik görünür. Emekliye yaklaşır. Ufukta ölüm. Evet. Emekli oldu mu kalıyor ortada adam. Çok görmüşüz o tür insanlar yani. O teselli ettiği basit şeyler, fani şeyler gidince evet. Önünde ölüm var. İman ya yok veya zayıf. Adam çok perişan oluyor ya. Hiçbir lezzet yoktur imansızlıkta. Evet. Sahipsizlikte, hamilsizlikte, tevekkülsüzlükte. Değil mi? Hiçbir nokta şey yok, lezzet yok. Elem içinde elemdir. Azap için azaptır. Zulmet içinde zulmettir. Karanlık içinde kul. Tabi iman nur olunca küfürde zulmet oluyor değil mi? İnsan iman nuruyla ne yapıyor? Rabbini biliyor. İman nuruyla kabir ötesini görüyor. İman nuruyla etraf alemin melekler dolu olduğunu görüyor. Küfür zulmet, karanlık bastı mı Rabbini görmüyor, ölüm ötesini görmüyor. Kendini bomboş zannediyor. Kendini vazifesiz terakki ediyor. Bu işte neymiş? Azap için azaptır, zulmet için zulmettir, elem için de elemdir. Evet. Evet, yeni bir vecize. Nasıl ki kör, sağır, dilsiz, akılsız adama her şey madumdur, öyle de imansıza her şey madumdur, zulümatlıdır. Bir derece yukarıdaki bunun şey olmuş oldu. İmansa her şey madumdur yani. Madum yok, idamdan gelir yani. Madum idam olmuş, yok olmuş, mahvolmuş, gitmiş değil mi? İmansa her şey madumdur. Mesela mümin için böyle değil. Mümin mesela bir lezzet tattı mı Allah'a şükrediyor. Değil mi? Bir musibet tattı mı sabrediyor. Bu sefer sabır sevabı alıyor. Onun için yokluk diye bir şey yok. Sıhhatte şükrediyor, sevap alıyor. Hastalıkta sabrediyor, sevap alıyor. Mümin bütün ömür sevap. Yokluk diye bir şey yok müminin hayatında. Değil mi? Evet. Boşluk yok yani. Hiç boşluk yok. Zaten ölüm onun için mağdum değil. Kabir dünyadan daha güzel bir alemin kapısı. Alem boş değil, meleklerle dolu, şenlenmiş ruhaniyetle. Zaten kendine müvekkil Allah bilir sayısında çok melek var insanın müvekkil. Sadece biz ikisini biliyoruz. Günah ve sevabını yazan, onlar da nöbetleşiyorlar. Ediyor dört arada değil mi? Efendim söyleyeyim. Dört dörde bağlı değil. Bunlar sadece günahını sevabını yazan melekler. Bizi tefekkürde melekler var. Evet. Temaşa eden melekler var. Her organımızı, her hissiyatımızı. Böyle yani insan meleklerle şenleniyor müminin dünyası. Yani kainatta kendisi de, kafirin de hepsi karanlıkta. Hepsi karanlıktı. Peki. Evet, yeni bir vecize. Küffarın ve ehli dalaletin bir hakikati imaniyeyi inkar ve nefy etmelerinde kuvvet yoktur. Çünkü nefi sırrıyla ittifakları kuvvetsizdir. Bin nefy ediciler bir tek hükmündedir. Bu da iyi bir sorunca. Bu da yeni bir soru. Yani kafirler bu kadar çokları hep küfürle ittifak etmişler. Müminler sayıca az gibi bazı vesvese gelebiliyor insanın aklına. Şeytan tabii getiriyor belli. Üstad buyuruyor ki onların diyor küffarın ve ehli dalletin yani yanlış yolda gidenlerin. Küffar zaten diyelim ateistler. Ehli dallet de sapık inançlara kapılanlar diyelim değil mi? Yani şimdi bunlar iman hakikatlerini inkar ediyorlar. Bu inkarda diyor birbirine kuvvet vermiş olmuyorlar yani. Değil mi? İnkarda kuvvet olmaz yani. Yani yoğundan iş görürmez yani. Kabul etmiyorum diyor. Peki alternatifin ne? Neyi kabul ediyorsun? Öyle bir şey yok. Sadece etmiyor, kabul etmiyor sadece. Değil mi? Ondan iş görürmez ki yani. Ondan iş görürmez değil mi? Ortaya bir şey koyacak. Diyecek ki yani aşağı aşağı bu kainatı işte Cenab-ı Hak dedi de işte şu yarattı mesela diyecek. Ona deliller getirecek. Bir harf kâtibisi olmaz ustası diyor. Bir harf kâtibisi olmaz, bir iğne ustası olmaz. Bu kainat sahipsiz olamaz. Kim yaptı? Allah demeyen insan bir şey diyecek yani.
Demedi, mutlak manada inkar ettim, onun ehemmiyeti yoktur. Ben kabul etmiyorum. E sen bilirsin. Kabul etmiyor, etmiyorsun yani. Şimdi işte kabul ister etme Allah'ın bütün kanunlarına uyarak yaşıyorsun dünyada. Fıtri kanunlarına. Kaldın Kur'an'daki kanunlarına uymuyorsun. Değil mi? Ben kabul etmiyorum Cenab-ı Hakk'a de nefes alma bakalım, nefesi yaşa. Ben kabul etmiyorum Cenab-ı Hakk'a de dünyadan göç et. Yer çekimine bağlı kalma. Bu ilgiyet başka başka gezegenlere. Ben insan edeceğim de gözünle göme de elinle görmeye çalış. Mümkün mü? Allah ne kanun koymuşsa bedenimize ve kainat hepsine mutlaka uyuyor. Mümin kafir. Mümin biliyor ki bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Kafir sadece şey yapıyor, inkar ediyor ama utanmadan da bu kanuna uyuyor. İstifade ediyor kanunlarda. Allah'ın koyduğu kanunlara itaatten istifade ediyor. Utanmaz. Fakat kanun koyucu inkar ediyor. bunun hükmü yok, yok diyor Üstad. Üstad bana çok misaller veriyor yani. Onun kendi misalini hatırlayalım. Mesela Ramazan hilalini görmekte diyor mesela. 1000 kişi dedi ki hilal çıkmadı. Ne biliyorsun? Ben görmedim, bilmiyorum. İşte bakamadım. Evimizde pencere yoktu. Sayıyor Üstad bana şeyleri. Hırasa hepsinin inkarlarında toplanıyor. Diyorlar ki hilal çıkmadı. Değil mi? Evet. Yok. İki kişi görmüş bizzat. Evet. O iki kişi binlerce görmeyeni tartar. Evet. O çünkü görmüş. Değil mi? Orada vücut var. Burada adem var. Yokluk var. Yani görmemek bir araya gelince görüm olmuyor ki yani. Evet. Değil mi? Yani kaç tane müflis bir araya gelse zengin olur? Hiç. Değil mi? Sermaye yok ortada. Görmemek sermaye değil ki. Ama görmüş adam. İki kişi gördü mü binlerce görmeyeni geri bırakır. İki kişi inandı mı binlerce inanmayanı geri bırakır. Evet. Bir anlarınız olsun. Pekala. Yeni bir vecize. Bir saat şunu ifade edeyim. Kemiyette değildir diyor. Ehemmiyet keyfiyettedir diyor. Yani çokluğa göre amel ettik mi çok yanılırız. Değil mi? Evet. Kafirler çok, müminler az. O dursun bu tarafta. Hayvanlar çok, insanlar az. Ne yapalım? Hayvanlar mı tabi olalım? O ki çok onlar hani. Evet. Gelelim öbür tarafa. Cansızlar çok, canlılar az. Evet. Değil mi? Cansızlar mı tabi olalım? Evet. Kainata piramit gibi. Evet. Yani yukarıya doğru azalarak gidiyor. Evet. Cansızlar çok, canlılar az. Canlılar içerisinde hayvanlar çok, insanlar az. İnsanlar içerisinde inananlar, İnanmayan da şu inananlar az. İnananlar içerisinde işte diyelim işte büyük ehli, tahkik ehli, kamil müminler az. İşte amiler az. Evet. Çok. Böyle gidiyor. Nihayet peygamberler az. Ümmetleri çok. Nihayet peygamberler tek. Zirvede. Tek kamil insan. En zirvede. Aşağı doğru böyle. Yani çoklukla hüküm verilmez. Bu ayrı bir konu ama kısaca girmiş olduk, evet. Muzır kafirler ve kafirlerin yolunda giden sefiler Cenab-ı Hakk'ın hayvanatından bir nevi habislerdir ki Fatır Hakim onları dünyanın imaratı için halk etmiştir. Burada iki önemli nokta var. Birisi hayvanatın bir nevi habisler diyor, habis. Hani ayette geçiyor ya, onlar yolca, tutka yol itibariyle hayvanlar gibidirler. Evet. Belki daha da aşağıdırlar. Belki edallü sebila. Edal daha sapıktırlar. Evet. Sebila yol olarak, gittikleri yol itibariyle, yaptığı iş itibariyle daha da aşağıdırlar. Çünkü hayvan akıl olmadığı halde, değil mi, o işleri işliyor. Evet. Bu akıl olduğu halde işliyor mesela. Hayvan. Şimdi niye usta bu tabiri kullandı? Habis tabir. Çünkü ceylan da hayvan aynı. Bülbül de hayvan. Ya. Şimdi kafirler ceylanı benzetilir mi? Olmaz, benzetilir. Hayvanatı bir ne habislerdir ki? Habis. Habis. Hayvanlar gibidirler ki diyor. Ya. Bir bu. Bir de Cenab-ı Hak onları dünyanın imareti için karak etmiştir. Bu da yanlış anlaşılmasın yani. Yani müminler dünyaya çalışmayacaklar mı? Cenab-ı Hak kafirleri yaratmış ki gidin dünyayı imar edin. Müminler ne etsinler? Tembel tembel otursunlar. Ya da onların imar ettiği dünyada onlar muhtaç olarak yaşasınlar. Olur mu böyle?
Böyle anlaşılıyor. Yani buradaki mana ne o zaman? Cenab-ı Hak ona ahirete çalışmayınca sanki sırf dünyaya bana gelmiş oluyorlar. Ahirete çalışmıyorlar ya. Evet. Bütün ömürlerini dünyaya verince, hiç ahirete çalışmayınca bir insan neye gelmiş oluyor dünyaya? Dünyaya imara gelmiş oluyor. Bu mana. Yani Cenab-ı Hak onları bunun için kalık etmiştir. Böyle anlayacağız. Yoksa kafirler dünya imayesini diye yaratılmış, müminler de efendim yesin için yasınlar diye ilanlaşılır mı? Anlaşılmazsa. Bu yaptığı iş itibariyle. Evet, itibariyle bir insan sadece dünyaya çalışıyorsa sanki Cenab-ı Hak onu sadece dünya imar için kalık etmiş. Evet. Mümini sadece darin, hem dünyası imar edecek mümin, hem ahireti imar edecek. Değil mi? Evet. Rabbena atina fil dünya hasene ve fil ahirete. Bak, hem dünyaya hem ahirete dair hasenlikle, güzellikle dua ediyoruz. Güzel olmasını istiyoruz. Dünyamızın da ahiretimizin de, değil mi? Müminin yolu bu. Buna rağmen öyle anlaşılmaz mevzu yani. Yani bunu öyle felak etmek lazım. Sadece aklı dünyaya çalışan adam sanki sadece dünya imara gelmiş gibidir. Sanki Cenab-ı Hak onu bunun için yaratmış gibi olur. Mümin öyle değildir. Mümin dünyaya da imar eder, ahiretini imar eder. İki dünya saadetinden ayrı olur. Öbür türlü anlamak hakikaten zıt olur yani. Evet, peki. Ama son bir vezyemiz var. Peki, buyur. Bir Müslüman bir hakikat imaniyeyi inkar etse küfrü mutlaka düşer. Mutlak çünkü yani. Başka dinlerin icmallerine mukabil İslamiyet'te tam izahat verilmiş. Geniş anlatılmış her şey. Evet. Rükünler birbiriyle zincirlenmiş. Yani iman rükünler, imana dair hükümler, iman rükünleri birbirine bağlı yani. Evet. Değil mi? Zaten şehadet yetkeni öyle değil mi? Amentü billahi ve melaketi bağlandı birbirine. Evet. Ve melaketi. Önce niye melekler önce zikrediyor Cenab-ı Hak'tan sonra? Çünkü peygamberlere kitaplar melekler vasıtasıyla gelecek. Bir de daha önce melekleri yaratılmışlar insanlardan. Değil mi? Onun için şehadette amentü billahi ve melaketi getiriyoruz değil mi? Melekler iman ediyoruz. Sonra melekten eliyle gelen kitaplara iman ediyoruz. Sonra kitaplarda da getiren peygambere iman ediyoruz. Ve Resulü'yi kitaplara, Resullere ilahir böyle gidiyor. Bağlı birbirine, zincirleme. Evet. Biri koptu mu hepsi kopar. Evet, tekrar okuyorum. Bir Müslüman bir hakikat imaniyeyi inkar etse mesela, küfrü mutlaka düşer. Mutlak küfür yani. Ateizm diyoruz. Mutlak küfür. Ateizm yani. Mesela puta tapanlar mutlak kafir değil. Onlar bir şey tapıyorlar yine. Evet. Değil mi? Mutlak kafir değiller. Ama yanlış tapıyorlar. Yanlış şeye tapıyorlar. Evet. Ama ateistler mutlak kafir yani. Evet. Hiç şeye inanmıyorlar yani. Evet. Küfür mutlak o. Bir Müslüman da diyor, evet. İslam'dan koptu mu ne putperest olur, ne Hristiyan olur, ne hiçbir şey olmaz. İlla ateist olur yani. Evet. Çünkü İslam'dan kopan başka bir şey yapışamaz. Evet. Evet. Çünkü başka dinlerin icmallerine mukabil İslamiyet'te tam izahat verilmiş. İcmal kısaca geçmiş birçok hakikatler evet. Diğer kitaplarda, diğer dinlerde. İslamiyet'te her şey çok geniş anlatılmış. Rükünler birbiriyle zincirlenmiş. Bağlamış birbirine. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımayan. Hepsi Peygamber'e bağlanmış neticede. Evet. O çünkü tebliğ etmiş bize. Evet. Allah'ın varlığında, meleklerin varlığında. Şeriatın hükümlerinde hep ondan öğrendik ya. Evet. Dolayısıyla hep oraya bağlı. Evet. Ondan koptu mu bir insan, Allah'a imandan da kopar. Çünkü Allah'a onun bildirmesiyle inanmıştı. Melekler imandan da kopar, ahiret imandan da kopar, hepsinden kopar. Evet. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımayan, tasdik etmeyen bir Müslüman, Allah'ı da sıfatıyla daha tanımaz ve ahireti bilmez. Peki. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena innaka entel alimul hakim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha ve salat.